Hafta sonu Diyarbakır'da verilen mesajlar ve dershane tartışmalarını muhalefet nasıl değerlendiriyor? Ayrıca elbette son gelişme yeni anayasa konusunda artık umutlar tükendi mi? CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, 360 Ankara temsilcisi Sedat Yazıcıoğlu'nun konuğu olacak. Bu soruların yanıtları için söz Sedat Yazıcıoğlu ve konuğunda. Evet, Selvinaz Fettahoğlu. Senin de söylediğin gibi dershaneleri konuşacağız. Ama dershanelerden önce hafta sonu bütün Türkiye'nin, hatta bütün bölgenin üzerinde dünyanın kilitlendiği gözü olan Diyarbakır'daki büyük buluşmayı konuşacağız. Tayyip Erdoğan Barzani buluşmasını konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedat Bey. Barzani'yi Diyarbakır'da Kürdistan bayraklarıyla karşıladılar. Barzan dedi ki, yani rüyamda görsem dedi, bu topraklarda Kürdistan bayraklarıyla karşılaşacağımı rüyamda görsem inanmazdım dedim. BDP biraz tutumunu yumuşattı. BDP milletvekilleri karşıladı Diyarbakır'da. Belediye Başkanı Osman Baydemir de çok sıcak görüntüler verdi. Hoş sohbetler oldu, sıcak görüntüler vardı. Başbakan çözüm süreci top gibi giderek büyüyecek dedi bundan sonra. Hafta sonu bütün bu Diyarbakır'da yaşanan gelişmeleri, Diyarbakır'daki o tabloyu nasıl okudunuz siz? Aslında Diyarbakır'daki tabloyu bence biraz buruk, biraz da hükümetin bir manevrası olarak okudum. Yani hükümet orada yeni Kürt meselesi de, Kürt sorunu ile ilgili yeni bir lider portresi oraya koydu. Yani Barzani artık o bölgenin sorumlusu gibi bir portre koydu ortaya. Barzani de şunu söylüyor: rüyamda görsem inanmazdım. Yani bana böyle altın tepside getirip sundular bunu. Evet, çözüm süreci tıkandı. İmralı ve Kandil'le götürdükleri çözüm süreci tıkandı. Çözüm sürecini biz getirdik, Barzani'ye havale ettik. Yani böyle bir şey düşünebilir misiniz? Yani başka bir bölgede, başka bir ülkedeki insanı getiriyorsunuz, kendi iç meselenizde çözüm sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışıyorsun. 11 yıldır bu ülkeyi yöneteceksiniz. Tek başınıza yöneteceksiniz. Türkiye'nin en önemli olan bir meselesini dahi çözemeyeceksiniz. Daha önce aşiret lideri dediğiniz kişiye bu önemli meselede gel ne olursun bana yardım et diyeceksiniz ve Diyarbakır'da ayağına gideceksiniz. Bu çok üzüntü verici bir olay. Bakın, biz Türkiye'de barışın gelmesine yanayız. Çözüm sürecini destekliyoruz. Ama iktidar yetkilileri bu çözüm sürecinde ne yaptığını gerçekten farkında değiller. Bilmedikleri için de durmadan farklı kapıları çalıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki çözüm sürecinin merkezi meclistir. Çünkü oradaki vatandaşlarımızın sorununu parlamento çözecekse, yasaları parlamento çıkartacaksa, gelin biz size destek verelim, çözün dedik. Ama Sayın Başbakan bizim desteğimizi reddetti. Bizim desteğimizi reddetti. Önce İmralı'dan medet umdu. Sonra Kandil'den medet umdu. Sonra milletvekilleri kuryelik görevi yaptılar. Sonra MİT kuryelik görevi yaptı. Şimdi sanıyorum bunu Barzani'ye havale etmiş durumda. Türkiye gibi büyük bir devlete yakışmayan küçük bir adımdır bu. Evet, yani o görüntüler sizin çok hoşunuza gitmez. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi lideri, sizler davet edilseydiniz Diyarbakır'a gider miydiniz? Diyarbakır'daki davet bir düğün. Düğünleri icabet ediyor. Ama görüntüler kötü görüntü de değildi. Yani orada bir dostluk, kardeşlik havası olmadı mı sizce? Şimdi bakın, biz dostluktan yanayız. Kardeşlikten yanayız. O bölgeye orada barış gelsin istiyoruz. Eden, o Diyarbakır'da sizi Türkiye'nin rahatsız eden... iç işlerinin başka bir ülkede bir özerk bölge, küçük bir özerk bölge sorumlusuna Türkiye'nin iç meselesinin havale edilmiş olması. Ve o bölgedeki Suriye ve diğer bölgelerde yeni bir dizayn politikasında Barzani'den medet umulması bizi rahatsız etti. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de poşu taktığı için Cihan Kırmızıgül 11 yıl hapis aldı. Şimdi başbakanın sağında solunda oturanlarda poşu vardı. Barış süreci bu kanunları değiştirmekten geçmez mi? Yani Cihan Kırmızıgül niye 11 yıl poşu taktığı için ceza alıyor? O zaman biz başbakanın yanında oturan o kişilere de ceza vermemiz lazım. Barış süreci bir bütündür. Büyük bir olaydır. Türkiye bu büyük olaya küçük düşüncelerle gidemez. Türk ceza kanunu değişmeden, oradaki faili meçhuller çözülmeden, işkence çözülmeden, o anaların gözyaşı dinmeden,
orada toplumsal uzlaşı ve barış sağlanmadan bu tip büyük bir meseleyi böyle ihale ederseniz barış gelmez. Barış ciddi bir iştir. Barış toplumsal uzlaşıyı gerektirir. İktidarıyla, muhalefetiyle el ele olmasını gerektirir. Barış böyle gelir. Ben üzüntüyle izliyorum. Yani böyle bir manzara olabilir mi? Türkiye en önemli yıllardır 40 bin kişisini feda ettiği bir konuyu getiriyor ve bir özerk bölge liderine teslim ediyor. Böyle olmaz. Türkiye büyük devlettir. Türkiye'nin bir coğrafyasında yaşayan vatandaşların temel sorunları varsa bunu Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu oturup düşünmeli ve bu hakları teslim etmelidir. Orada cezaevinin müze olması mıdır? O iki adım ötesinde Diyarbakır cezaevi var. Diyarbakır cezaevindeki işkence görenlerin hepsi terör örgütüne katıldı. Ve o cezaevi müze olmadan, o cezaevi ortadan kalkmadan, o cezaevinde işkence yapanların suçu yargıda kesinleşmeden Türkiye'de nasıl barış gelecek? Peki başkanım, başbakan diyor ki bu sadece bir başlangıçtır diyor. Çözüm sürecinin devamı gelecektir diyor. Yeni yeni atılımlar gelecektir. Şimdi bir genel af gündemde, dağdakilerin inmesi için, eve dönenlerin topluma kazandırılması için bir sosyal projeler bundan sonra hayata geçirecek. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar desteksiniz? Yani bundan sonra gelebilecek işte bu bir genel affın, bundan sonra yaşanabileceklerin ne kadar arkası veya ne kadar karşısınız? Şimdi Sedat Bey, daha başlangıç deniyor. 11 yıldır tek başına iktidarsınız. Türkiye'nin de en büyük meselesi. 3 dönem diyorsunuz ve 3. dönem geliyor ve 1 yılınız kalmış. 1 yıl sonra döneminiz bitecek ve siz hala olayın başındasınız. Bu samimiyetsizlik, yerel seçimlere 4 ay kala af gibi önemli bir konuyu ortaya atmak siyasette etik değil. Af Türkiye'de olmalı mıdır? Genel af, evet. Toplumda silah bırakılır. Toplumun vicdanındaki o kanayan birçok şeyi telafi edersiniz. Uludere'deki vatandaşlarımızın ölümünün kimin suçlu olduğunu kamuoyunun önüne çıkartırsınız. KCK denen işte o kanunların getirisi nedir? Onu ortadan kaldırırsınız. Yoksa şimdi kampanya yapacak bu adamlar. Bir taraftan salacaksınız. O yasalar orada durduğu müddetçe tekrar ikinci etapta bunları tekrar içeri alıp koymanız lazım. Çünkü o yasalara göre onların yaptığı faaliyetler bir suç. O faaliyetler bir suç ise, o suç ortada duruyor ise sizin af getirmeniz samimiyetsizlik. Tekrar sizin yakalayıp onları içeri atmanız lazım. Yani bu bir bütün olarak bakmak lazım. Toplumun özgürlükler konusunda, insan hakları konusunda hepsini bir bütün olarak ortaya alıp tümünü çözüp ondan sonra af konuşulur. Af bunların tümü yerine geldikten sonraki bir parçadır. Şimdi İstanbul'da polisin molotof kokteyli, molotof kurşunuyla işte yaralanan bir genç var. Biber gazından. Onun kaç aydır yoğun bakımda yatıyor. O yoğun bakımdaki gençle ilgili adliyede suç duyurusu bulunacak kişilerin üstüne siz polisi süreceksiniz. Daha bu hafta oldu. Bir kadının ayağı kırılacak. Ama siz kalkıp Diyarbakır'da barış ve özgürlükten bahsedecek. Barış ve özgürlük Türkiye'nin her tarafında olmalı. Bir bölgeye özgü bir şey değil. Başkanım doğru ama bir yıldır da Türkiye'de mesela şehit haberleri gelmiyor. Şehit cenazeleri gelmiyor. Her şeye rağmen ne olursa olsun insan hayatı her şeyden önemli değil mi? Yani sonucu ne olursa olsun. Önemli olan bu insan hayatı değil mi burada? İnsan hayatı önemli. Bir yıldır silahlar sustu. Peki ya silahla da olmadı yani bu ülkede denendi silahla. Peki ben size şunu söyleyeyim. Bizim görevimiz siyasilerin bu konuyu çözmek değil mi? Silahların susması konunun çözüldüğü anlamına gelir mi? Kandil tehdit ediyor. Tekrar silaha başvuracağız diyor. Demek ki bu geçici palyatif bir çözüm. Bizim görevimiz köklü çözümü getirmek. Onun için yapılacak şey vardır. O bölgedeki vatandaşlarımız haklarını bizim kendilerine vermemiz gerekmez mi? Niye biz o yöredeki vatandaşlarımızın haklarını İmralı ve Kandilli'nin inisiyatifine bırakıyoruz? Niye Barzani'nin inisiyatifine bırakıyoruz? Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu açık söylüyorum. O bölgedeki çözüm önerilerine destek vermeye hazırız. 17 tane o bölge insanının sorunlarını çözecek 17 tane kanun teklifimiz var parlamentoda bekleyen. Birçoğu gerçi reddedildi hükümet yetkilileri tarafından.
Neden hükümet yetkilileri gelip o kanun tekliflerini yasalaştırmıyorlar? Niye biz o vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüyoruz? Silahlar suslu, güzel. Silahlar suslu da silahlar tekrar konuşacak diye bir tehdit var. Demokrasinin evet. kılıcı gibi başımızda duruyor silahlar. Silahlar bir yere bırakıldı mı? Barış ortamı geldi mi? Oradaki vatandaşlar özgürlükler konusunda, insan hakları konusunda, temel ihtiyaçlar konusunda haklarına kavuştu mu? Hayır. Neydi? Geçici bir çözüm. Kuryeler gidip geliyor İmralı ve Kandil'e. İnisiyatifler başka bölgeye teslim edilmiş, Barzani'ye teslim edilmiş. Biz böyle mi ülkemizde huzuru barışı sağlayacağız? Yani Barzani'den medet umarak mı sağlayacağız? Barzani'nin Diyarbakır'a gelmiş olması hiç yadırgamıyorum. Çok önemli bir şey de değil benim için. Benim için önemli olan o bölgedeki vatandaşlarımızın sorunlarını Barzani'den medet umar noktaya gelmesidir. Büyük bir devlete yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşı olarak şunu söylüyorum. Benim vatandaşımın sorunu çözecek ben bir parlamentersem bana düşer. Barzani'ye havale etmeye düşmez. Yakışmayan bu. Peki BDP'li vekiller ve Osman Baydemir törenlerde vardı. Tören alandaki o ikili beraberliklerde vardı. Belediyede de vardı. Belediyelerde mesela çok sıcak sohbetler oldu. Ancak örgütün baskısı nedeniyle o toplu nikahta yoktu. BDP'li vekiller de yoktu. Osman Baydemir de yoktu. Yalçın Akdoğan, Başbakan'ın siyasi başdanışmanı, bu çok hazindi dedi. Kandil sürece karşı öyle gözüküyor. Buradaki bir beraberliğe, gelişmelerden de hoş değil. Kandil'e rağmen bölgede huzur, barış olur mu? Kandil'e rağmen değil ama o oradaki yaşayan vatandaşların talepleri yerine gelmedi müddetçe orada barış olmaz. Oradaki görüyorum ki BDP'liler bu işe karşı en çok oy alan partilerden bir tanesi. Var mıydı orada? Yok. Bundan önceki çözüm sürecindeki aktörleri kimdi? Demirtaş'tı, BDP'ydi. BDP'de ama şu anda biraz ikiye bölünmüş gibi yani. Sırrı Sakık vardı, Altan Tan vardı. Vardı bir ama işte de, demek ki bir birlik yok. Birlik yoktu. Hükümet partner değiştirdi. Kürt meselesi konusunda partner değiştirdi. At değiştirdiler. Yeni bir ata oynuyorlar şu anda. Yanlış. Bu tip önemli meseleleri hep söylüyoruz. Gelin hükümet çözüm noktasında neyi ortaya koyuyorsa koysun masaya. Gelsin biz hazırız. Parlamento buna hazır. Biz katkı vermeye hazırız. Ama Türkiye'de yarınki günlerde zor durumda bırakacak angajmanlara girmesinler. Özgürlük, Türkiye'deki özgürlük sorunu vardır. İnsan hakları sorunu vardır. Ama bu Türkiye'nin bütününün sorunudur. Sırf Güneydoğu'nun sorunu değil. İstanbul'da polisin kurşunundan şu anda komada yatan evladımızın da sorunudur. Yani bunları hep beraber ele almak lazım. Başbakan seçime 5 kala, yerel seçimlerde yapmayın. Yani böyle de önemli mesele. Yerel seçim manevrası mı diyorsunuz? Kurban edilmeyecek kadar önemlidir. Küçük düşüncelerle büyük devlet yönetilmez. Seçime 5 kala, böyle bir mavi boncuk, bir parmak bağlı olmaz. Kürt meselesini çözmek mi istiyorsun? Gel kardeşim parlamentoya. Biz sana açık açık destek verdik. Sayın Kılıçdaroğlu benim koltuğuma dahi mal olsa Türkiye'nin bu önemli meselesi çözülmelidir dedi. Sen ne dedin Sayın Başbakan olarak Sayın Tayyip Erdoğan? Ya senin desteğine ihtiyacım yok. Kimden destek istedin? Abdullah Öcalan'dan. Kimden destek istedin? Murat Karayılan'dan. Yani bakın muhataplara bakın. Parlamentoyu reddeden bir başbakan var. Kandil ve İmralı'dan medet uman bir başbakan var. Böyle mi çözeceğiz Kürt meselesini? Peki Sayın Başkanım. Bir başka konuya daha geçelim, vaktimiz az. Son günlerin en tartışılan konulardan birisi de dershanelerin kapatılması, özel okula dönüştürülmesi. Nasıl çözülecek bu iş? Bir formülünüz var mı bu ya işte? Ben şeyi dershaneler anlamadım. Olmalı mı yani? Dershaneler tabii ki olmalı. Türkiye'de eğitim sorunun ortaya çıkardığı bir yapı bu. Dar gelirli aile çocuklarının kolejlerde yetişen çocukları yarışta biraz eşit noktaya getiren bir kurum bu. Keşke Türkiye'de dershanelere ihtiyaç olmasa. Keşke Türkiye'de... Ama dar gelirli ailelerin çocukları dershaneye gidemiyor ki. Gidiyor, kusura bakmayın ama kolejler çocukları öğretmenleri evine çağırıyorlar. Dar gelirli aile çocukları, Anadolu insanı, Anadolu kadını, Anadolu beyi kendi mutfağından, üstünden başından kısıyor. Kendi çocuğunu dershaneye gönderiyor. Neden? Ya ben işçi kaldım. Bari evladım okusun. Bir yerde memur olur. Bir yerde belki yönetici olur. Anadolu insanı böyle bakıyor.
Anadolu insanının o yarıştaki evladına vermiş olduğu katkıyı elinden almamak lazım. Dershane sorunu var mıydı Türkiye'de? Yoktu. Dershanenin, benim de dershaneye karşı olduğumu söyleyebilirim. Ama dershaneyi kapatmakla değil, eğitimde bir standardı sağlayarak dershane sorununu çözersiniz. Eğitimde sen Anadolu'nun her tarafında sınıflardaki öğrenci sayısına bir norm kadro getirirsen, atamayı bekleyen o 150-200 bin öğretmeni de o bölgeye gönderir, kaliteli bir eğitim verdirirsen dershane ortadan kalkar. Dershane bir ticari kuruluştur. Hangi ülkede ticari bir kurum, devlet kanunla sen bu ticareti yapamazsın diye dayatarak kapatır? Böyle bir şey olabilir mi? AKP kendisine bir arka bahçe yaratmaya çalışıyor. Yeni bir eğitim modeliyle kendisine yeni bir arka bahçe yaratmaya çalışıyor. Yanlış. Benim bu ülkede bu hükümetin, AKP'nin girip de başardığı bir iş görmedim. Ama siz, ve bu dershanelerde bak, dershanelerde umut ediyorum geri adım atacaklar. Fakir çocuklar, ailelerin çocukları dershaneye gidiyordunuz ama dün Milli Eğitim Bakanı yayındaydı, biz de canlı yayındaydı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde %13, 14, 15 derken Doğu Anadolu'da %1'lerde, 2'lerde dershaneye giden öğrenci sayısı. Dershaneye bizim Anadolu insanı çocuklarını üniversite hazırlamak için son yıllarda büyük şehirlere gönderir. Gider orada eğitimdeki kalitesini yükseltsin diye gönderir. %1 dahi olsa, %0.5 dahi olsa, %1000 dahi olsa, böyle bir ihtiyaç varsa, gidiyorsa, kimse benim Anadolu'daki o evladımın elinden bu hakkını alma hakkını kendisi de görmemeli. Çünkü o Anadolu çocuğu nasıl, siz okullarda dersler boş geçecek, sınıf 60 kişi olacak, en genç, en deneyimsiz öğretmenleri Anadolu'ya göndereceksin, en deneyimler büyük şehirde kalacak, kolejler alabildiğine kadar imkanlarla bu yarışa girecek. Benim Anadolu çocuğunu, evladımın bu yarışta aldığı küçük bir bilgiyi, küçük bir katkıyı yok kabul edeceksin. Olur mu böyle bir şey? Kolejlerdekiler yetmediği zaman dershaneyi ayağına getiriyor. Evine öğretmen geliyor hepsinin. Neden? İmkanları var. Hangi Anadolu çocuğunun imkanları var, özel öğretmen gelecek de kendisini bu yarışa hazırlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir formül daha var. Ücretsiz dershane. Yani 2 milyon lise öğrencisi için okullarda ve halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar verecek. Bu da bir formül değil mi? Çözüm olmaz mı? Ya bu formülü alternatif olarak koyarsınız. Bu formül tutarsa insanlar niye para versinler dershaneye? Dershaneye para vermezler ki. Bu formül başarılı olur. Bu formül başarılı olduğu için dershanelere kimse gitmez. Dershaneler ticari bir kurumdur. Para kazanmadığı için kapatırlar. Ama Sayın Bakan'a da şunu söyleyeyim. Her bakan bu ülkede yeni bir milli eğitim politikası koyuyor. Yani aynı partiden ama farklı eğitim çok politikası koyuyor. Evet, çok oynandı. Ya yani dershaneler en fazla bu dönemde açılmış. İktidara geldiklerinde 2000 dershane varmış. Şimdi kaç? 1000? 4000. %100 bu iktidar döneminde bu çoğalmış. Yani şimdi oturup düşünelim. Madem o kadar eğitim politikanız başarılıysa niye bu dershaneler mantar gibi açıldı? Efendim dershaneler okul olsun. İyi de bir binanın 4. katında şartlar müsait değil. Nasıl okul olacak? Baktığımızda %20 zorlayarak okul olabiliyor. %80 yok. Önce ihtiyacı ortadan kaldırmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakış açımız şu. Türkiye'de dershanelere ailelerin bütçesine yük olduğunu farkındayız. Dershane kurumuna ihtiyaç duymayacak bir formülün olmasından yanayız. Ama önce o formülü ortaya koyarsınız. Kafanızda bir formül var mı? Var tabii ki. Çok kısa. Var tabii ki. Şunu söyleyeyim. Biz dershanelere ihtiyaç kalmayacak kadar eğitimde bir norm yapıyı getirmek istiyoruz. Anadolu'nun her tarafında İstanbul'daki öğrenci hangi eğitim kalitesinde eğitim alıyorsa Anadolu'dakinde aldırmak istiyoruz. Oraya genç, daha yeni mezun olmuş, deneyimsiz öğretmenler yerine öğretmenler kalitesinde de dahi bir kadroyu, norm kadroyu getirmek istiyoruz. Dershaneler kapanması konusunda şu anda Türkiye'ye yapılacak en büyük ihanettir. Çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip. Türkiye'nin en büyük stratejik değeri gençliğidir. Sizin o Türk gençliği 21. yüzyılda stratejik değerse onu eğitimli bir genç olarak hayata sürmeniz lazım. Sayın Başkanım, sonuna geldik programın. Yerel seçimler yaklaştı. İstanbul adayınız belli oldu mu? En merak edilen konu. Netleşti İstanbul'da mi? Çok değerli arkadaşlarımız var.
Onlar daha o noktada vatandaşa soracağız, teşkilatlarımıza soracağız, eğilim alacağız. O noktada İstanbul'a yakışır bir adayı bayrağa teslim edeceğiz. Ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi olarak da alacağımızı görüyorum. Bundan da çok mutluyum. Şu anda yaptığımız çalışmada İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini bekliyor. Çünkü İstanbul bir köye döndü. Ulaşım sorunu var, yeşil alan sorunu var, İstanbul'da çarpık imar sorunu var. Onun için İstanbul'a yakışır bir yönetimle CHP olarak yönetmeye... Sarıgül'de orada ağırlıklı bir isim. Gürsel Tekin de bu adayların belli olmasından sonra bir kırgınlık olur mu? Olacağını sanmıyorum. Bizim orada 5 tane adayımız var. İşte ama ağırlıklı olan ikisi. Çok değerli arkadaşlarımız. Hepsi de kendi alanlarında değerli arkadaşlarımız. Hangisi olursa olsun kendilerinin de söylediği, biz diğer kime bayrağı teslim ederseniz dedim, biz bu bayrağı teslim eden arkasında dururuz. Ankara merak ediyor. Ankara için kafanızda bir isim şekillendi mi? Şu anda yok. Veya nedir? Ölçüsü nedir Ankara'daki adayın? Önce halkın taleplerini yerine getirecek, halkı kucaklayacak, toplumun tüm kesimlerini tasvip gördüğü daha bir aday. Açık sorayım. Yani bir iş adamı mı olacak? Yeni bir isim mi olacak? Hiç yıpranmamış, yepyeni bir isim mi olacak? Öyle bir kafanızda bir şey var mı? Şimdi dediğiniz profilde arkadaşlarımız var. Birisinin ismi telaffuz edersem... Hayır, isim söylemeyin. Şey, şablonu söyleyeyim. Ama çok değerli arkadaşlarımız var. Onu söyleyebilirim. Peki Sayın Başkanım, son olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı. Son zamanlarda konuşuluyor, söyleniyor. Gündemimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yok. Türkiye'nin 2015'te genel seçim var. Sayın Kılıçdaroğlu 2015'in başbakanı. Onun için Cumhurbaşkanlığı gündemimizde yok. Şu anda biz 2015'te bu ülkenin başbakanını iktidara hazırlıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağlık. İyi yayınlar. Evet,